Haram Allah'ın kitabında bildirdikleridir. Helal de Allah'ın kitabında bildirdikleridir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu meyanda bizlere bildirdiği şeylerdir. Binaenaleyh Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarıyla ortaya çıkmayan bir şeyin haram veya helal olduğunu söyleme imkanımız yok. Bu noktayı nazardan baktığımızda bir takım şeylerin haram mı helal mi olduğunu söylerken bunların ayeti kerimedeki tezahürünü iyi düşünmemiz gerekiyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah, "La tasifu alsinetu kumul kezip halalun ve haza haramun li Allah Ağzınızda Allah'a iftara atarcasına bu helaldir, bu haramdır demeyin diyor. Bina aley haram olduğu kesin olarak belli olmayan şeyleri, helal olduğu da kesin olarak belli olmayan şeyleri haram veya helal diye nitelendirmek kaçınılması gereken bir durumdur. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra bir savaş hali söz konusu, mazlum bir halka karşı zalim, insafsız ve hiçbir ne dini, ne ahlaki, ne insani ilkeye sahip olmadan saldıran bir toplum var, bir grup var, lanetli bir cemaati var. Bunların yaptıkları eylemlere karşı Müslüman dünyası, İslam alemi 2 milyara aşkın olmasına rağmen maalesef bir şey yapamıyor. Eli kolu bağlı bir şekilde olanı biteni izlemek durumunda kalıyor. Bir yönüyle de burada e, Gazze'deki dar bir alana sıkıştırılmış olan 2,5 milyonluk Müslüman büyük bir ambargoya maruz kalıyorlar. İçeriye herhangi bir maddenin girişine müsaade edilmiyor. Edilecek olursa da kendi şartlarıyla, kendi istekleriyle istedikleri zaman şu kadar geçişine müsaade ederiz diye bir takım kısıtlamalarla kendilerinin egemen olduğunu, egemenliğin kendilerine ait olduğunu iddia eden bir azgın grup var. Bu azgın gruba da dünyada sayısı küçümsenmeyecek derecede zalimsever, insanlıktan çıkmış, insanlığı sadece kendilerine munhasır zanneden bir başka azgın grupta destek oluyor. Destek olurken de mallarıyla ve canlarıyla burada can siperane bir şekilde bu zulmü, bu vahşeti, bu insanlık dışı barbarlığı desteklediklerini söylüyorlar. Bunların karşısında Müslümanların bu zalimlere ve zalimlere destek olanlara karşı Müslüman kardeşlerinin yanında olduğunu hissettirmeleri lazım. Onlarla aynı duygusal ilişkinin içerisinde olduklarını göstermeleri lazım. Bu meyandan olmak üzere de elbette iktisadi boykot uygulamalarına başvuruyorlar. Nedir bu iktisadi boykotun özü? Bir takım markalar, uluslararası markalar zalime, zulme destekçi olduklarını açıkça ilan ediyorlar. Biz diyorlar, oradaki zalimleri, katilleri, bebek katillerini, insanlık dışı varlıkları her ne pahasına olursa olsun destekleyeceğiz diyorlar. Sizin içtiğiniz, içeceklerin parasının bir bölümünü, sizin yediğiniz yemeklerin parasının bir bölümünü onlara vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla bizim parasını vererek satın aldığımız, bedelini ödeyerek Elimize geçirdiğimiz bir takım ürünlerin fiyatlarının içerisinde katillere zalimlere, bebek canilerine ödenmek üzere bir takım karlarından hatta yeri geldiğinde karlarının da ötesinde sermayelerinden ayırdıklarını söyleyen bir grup var. Bu grubun mallarını almak elbette onlarla aynı paralelde çalışmak anlamına gelecektir en azından bunların bu söylemlerine karşı Müslümanın duyarsız kalmaması gerekir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarım bir kelimeyle dahi caniye, katile destek verenin lanetleneceğini bildiriyor. Burada yarım kelimeden maksat onların yaptıklarına sessiz kalmak, onların yaptıklarını sükutla geçiştirmek veya canilerin barbarların zalimlerin bebek katillerinin yaptıkları karşısında adeta mağdur olan mazlum olan insanları suçlayacak şekilde onların babaları toprak satmıştı. Yok onların babaları çelik çomak oynardı diye babalarının günahını ki böyle bir şey de zaten varid değil. İşin uzmanı olanlar, tarihle meşgul olanlar böyle bir iftiranın, yalanın varid olmadığını, gerçek olmadığını da söylüyorlar. Ama farz edelim ki gerçek babaları dedeleri bir iş yapmış diye bugün masum çocukları öldürmenin bahanesi yapılması mümkün mü? Veya birileri karşı tarafa iki tane teneke parçası attı diye bile isteye hastaneleri bombalamak, çocukları bombalamak, ondan sonra da tutup efendim bu bombalamaya destek olan, maddi manevi destek veren kimselerin ürünlerini satın alabilmek, onların ürünlerini ...görmeye tahammül edebilmek bir Müslümanın Müslümanlığıyla bağdaşacak bir şey değil. Hadis-i şerif Müslümanın safının belli olması gerektiğini söylüyor. Zalime, katile, canavara çok basit düzeyde bile destek çıkmanın onun yaptığı suça ortak olmak olacağını bilmesi gerekiyor Müslümanın. İlla doğrudan bir eylemin içerisinde bulunması gerekmiyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde yemeğini müttakiler yesin ifade ediyor. Bunu zaman zaman açıklamıştık bu vesileyle tekrar burada söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani Müslüman olan, müttaki olan kimselerle alışveriş yapmaya dikkat edin. Sattığınız ürünlerin de Müslüman olan kimselerin kullanabileceği ürünler olmasına dikkat edin. Böylelikle alışverişinizi Müslümanlar arasında çevirmeye çalışın, gayret edin. Zaman zaman şeytan musallat olur, der ki işte bu Müslümanlar pahalıya satıyorlar, ama elin yavru bunu daha ucuza satıyor, daha kaliteli satıyor. Şeytan bu yönüyle insana vesvese vermeye çalışır. Oysa Cenab-ı Allah Müslümanlar arasında Müslüman kardeşliğinin ihya edilmesini bir mecburiyet olarak bizlere söylüyor. Müslüman Müslümanı barındırır, Müslüman Müslümana yardım eder, Müslüman Müslümana destek olur, onun ihtiyaçlarını karşılar. Müslüman Müslümanı yalnız bırakmaz, sahipsiz bırakmaz, kimsesiz bırakmaz. Eğer Müslüman Müslümana sahip çıkmazsa, bana ne bana dokunmayan yılan bin yılı yaşasın derse, o zaman yeryüzünde anarşinin çıkacağını, yeryüzünde büyük bir yozlaşmanın meydana geleceğini Kur'an-ı Kerim bizlere haber veriyor illa tefaluhu tekun fitnetun fil ardi ve fesadun kebir. Müslümanlar kendi aralarında bir dayanışma içerisinde olmazlarsa, bugün hali pürmelalimiz bunu gösteriyor, bir dayanışma içerisinde olamadığımızı gösteriyor. Müslüman dayanışmasının en önemli göstergelerinden, tezahüründen birisi de Müslümanın tüketimde Müslümanların ürettiği şeyleri tercih etmesidir. Müslümanların aleyhine kullanılabilecek olan, Müslümanları imha etmek için, yok etmek için, çocukları, bebekleri, yaşlıları bombardımana tabi tutmak için en ufak bir yardımının olacağını düşündüğümüz malları boykot etmek bizim imanımızın, bizim Müslümanlığımızın gereğidir. Onlar bedava verseler dahi, onlar promosyon olarak verseler dahi onlara iltifat etmememiz gerekiyor. Çünkü kana bulaşmış olan öğünleri yemek işecekleri içmek onların cinayetine ortak olmak anlamına geliyor. Maalesef beklentimiz İslam dünyasında bu cani, katil, iğrenç varlıkları destekleyen markaların çöküşünü beklemek olduğu halde onu göremiyoruz. Evet bir takım ülkelerde elhamdülillah bazı yerlerde bu markaların tamamen müşterilerinin kesildiğini görüyoruz. Bu imanın bir tezahürüdür, imanın bir göstergesidir. Bazı şeyler bizde bağımlılık yapabilir işte. Belli marka bir içeceği içmeye alışkın hale gelmiş olabiliriz ama onun içerisine kan bulaşmışsa artık ondan uzak durmamız lazım. Müslüman iradesine hakim olabilen bir kimsedir. Elbette her şey hocam çok özür dilerim. Biraz araya girdim böyle birden. Ee, şimdi e, toplumsal bir tepki e, tabii ki çok önemli. E, Kisinin şahsi gelişimi, şahsi nefsi, ruhu e, ile ilgili buna e, karşı koyması. Fakat bir de bu Müslüman toplumu oluşturan yöneticiler, devlet aygıtı yani e, bu e, böyle hani bir e, etkili bir yöntem e, geliştiremiyorlar. Yani bu malları bizim e, insanların toplumun boykot etmesi evet tabii ki e, olmalıdır. Ama e, ülkeye girişi mesela yani ithalatını bunu devlet e, yapamaz mı? Yasaklayamaz mı? Tabii bu sorunun muhatabı herhalde devlet olmalı evet, diye tabii düşünüyorum. Ki. Fakat şöyle bir şey e, mutlak surette üzerinde üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir. O da devletler nihayetinde toplumlarının talepleriyle şekillenirler. Devlet dediğiniz aygıt bireylerin ortak iradesiyle teşekkül eder. Eğer siz e, bu tür taleplerinizi dile getiriyorsanız o zaman bunlar bir müddet sonra devleti yöneten, idare eden tabakanın siyasetine de etki edecek demektir. Ama toplumsal bir reaksiyon meydana gelmeden, toplum olarak bir birliktelik e, sağlayamadan bir takım şeylerin devlet eliyle yasaklanmasını beklemek de lüzumsuzluk olur kanaatindeyim. Çünkü asıl olan millettir, asıl olan toplumdur. Toplumdan gelen baskıya ne devletin ne de başka bir şeyin karşı koyabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı toplumsal bir tepkinin oluşması, devletin de bunu bir fırsat olarak bilip bunun e, efendim realiteye uyarlanması geçirilmesi gerekir. Burada önemli olan mesele birtakım şeylerin alternatiflerinin de üretilebilmesidir. Daha da önemlisi insanların ihtiyaçlarını iyi tespit edebilmektir. Eğer ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaç olarak e, alışkınlık haline getirirsek, onlardan daha sonra feragat etmemiz, vazgeçmemiz zor haline gelir. Bu yönüyle insan ihtiyaçlarının neler olduğuna iyi bakmalıdır. Bir takım lüzumsuz şeyleri ihtiyaç haline getiriyoruz. Bu lüzumsuz şeyler de zaman içerisinde bizi esir alıyorlar bundan dolayı ihtiyaç listemize iyi bakmamız gerekiyor. Diğer bir mesele de aslında devletler niye çaresizce bu olayı seyrediyorlar? Hadi fertler olarak, bireyler olarak bizim yapabileceğimiz şeyler sınırlı ama devletler niye çaresiz kalıyorlar? İşte burada psikolojide öğretilmiş çaresizlik denilen bir şey aklımıza geliyor. Yani devletler diyorlar ki bu büyük devletlerle nükleer güçlerle mücadele etmek mümkün değil. Bunun bedeli bize çok ağır olur, çok ağır ödettirilir. Ama bakıyorsunuz elinde çok iptidai imkanları olan bir Müslüman grup kalkıyor ve o devasa teknik imkanlara sahip olan bir orduya meydan okuyabiliyor ve adeta şunu haykırıyor: O sizin dev olarak e, düşündüğünüz ordu veya asker yığını bir kartondan ibarettir çok çabuk üstesinden gelinebilecek bir mahiyettedir ama devletler tabi belli reflekslerle hareket ettikleri için bilinç altında o çaresizliği hep görüyorlar bu noktada ümit ediyoruz ki inşallah toplumdaki azimet gayret devletlerin reflekslerini de değiştirecektir ve ne zaman kendine güvenen kendi halkına güvenen Devletlerimiz olmaya başlar. O zaman yeryüzünde çok farklı adaletin tecelli ettiği günlere doğru ilerlediğimizi göreceğiz. Ama bunun için yapılması gereken en önemli meselenin toplumsal barışı temin etmek olduğunu söylemek gerekir. Bugün toplumumuza baktığımızda belki toplumun içerisinde e, yuvalanmış olan bir takım art niyetli insanların da kışkırtmasıyla kendi aramızda sosyal barışı temin edemediğimizi, birbirimize merhametle, sevgiyle yaklaşamadığımızı görüyoruz. Bu gerçekleşmediği sürece bizi birbirimize düşürmeye devam edecekler ve kendi siyasetlerini, kendi gündemlerini takip edecekler. Bizleri de bir takım boş şeylerle avutmaya devam edecekler. Evet, bazıları şöyle bir söylem de dile getirebilir. Biz 3-5 kişi olarak, bu markaları almadığımız zaman bunlar neler kaybeder? Onların bir şey kaybedip kaybetmemesinden önemli olan bizim ne kazanıp ne kazanamayacağımız meselesidir. Eğer biz bizim kardeşlerimize mermi olarak gidecek olan, bizim kardeşlerimize saldırı olarak gidecek olan ürünleri almaya devam edersek kendi insanlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı ufaktır, basittir, değersizdir diye görmeden imanımızın gereği olan küfre, zulme, haksızlığa karşı durmayı her şekilde yerine getirmeye gayret etmemiz gerekir.